Şimdi tabii ilk başta sebepleri her zaman bahsettiğimiz üzere konutun olmayışı. Tabii inşaat ve emlak sektörü bütün sektörde olduğu gibi arza talebe dayalı olduğundan dolayı yani ifade ettiğimiz üzere 3 yıldan bu tarafa Trabzon'da şantiye alanı yok. Proje yok, konut yok, arz yok ama talep aşırı derece fazla. Kimden geliyor talepler? Mesela evlenecek olan gençler var, çiftler var. Onların şu an yaz ayı, yaz sezonu, düğün zamanları, tarihleri, günleri alınmış. Ama o gençler de maalesef bu konuda muzdarip. Onun haricinde tayin olup ilimize, bölgemize gelen insanlar var. Bunların da barınma sorunları halen de devam etmekte. Tabii burada şimdi vatandaşta da şu tepkide olabiliyor, kısmen de haklı olarak. Şimdi Körfez ülkesinden gelen insanlar var. Turizm amaçlı geliyorlar buraya. Geniş aile yapıları oldukları için bunlar genelde yani konut kiralamaya gidiyorlar. Şimdi vatandaşlarla biz bu diyaloglara girdiğimiz zaman vatandaşın ifadesi şu. Yani ben diyor onu 7-8 bin lira aylık vermektense günlüğü 5 bin lira verir, ayda 150 bin lira kazanırım diyor. Ona bakıyorum bir şey de diyemiyorsun. Ha bunu yasal sürece yaptıktan sonra bir sorun yok. Fakat bu işin bir de yerel tarafına bakıp onu değerlendirmemiz lazım. Bahsettiğimiz üzere tayinden gelenler, evlenecek olan gençler veya adres değişikliği yapacak olan vatandaşları var. Şimdi Körfez ülkelerinden gelenler de bazı insanlar da art niyetli olanlar da özellikle vurgulamak istiyorum ben. Hem normal yerliye verilecek olan kiralarda hem yabancılara verilecek olan kiralarda onlara zaten döviz endeksi kiralara veriyorlar. Ama yerli burada yerleşki yaşayan insanlara baktığımız zaman da tabii bunların en büyük muzdariplik yaşadığı konu bunlar. Ya bu sıkıntılar da nasıl çözülecek? Hükümetin açıklamaları var. Şimdi geçen seneden 1 Temmuz, önümüzdeki 1 Temmuz'a kadar %25 konutlarda bir artış oranı getirmişti. Bugün de Sayın Bakan'ın açıklaması oldu. Burada ifade etti. 2024'ün Temmuz'un başına kadar bu süreci devam ettireceğiz. Şimdi iyi güzel de burada olay 125'e bitmiyor. 125'i uyguladınız. Tamam kiracı olarak çok iyi. Ama bir ana gayrimenkul binaya baktığım zaman o binada o karşı dairede oturan kişi atıyorum 8-10 bin lira veriyor. Eski oturan kiracı 2-3 bin lira veriyor. Şimdi burada da diğer taraftan baktığımız zaman da mülk sahibini de düşünmek lazım. Çünkü enflasyonda bu hayat pahalılığında ezilenler bütün toplum olarak bu sıkıntıyı yaşıyor. Sadece kiracılara bağlı değil. Ama şu da bir gerçek ki bazı nedenlerden dolayı mesela depremden buraya gelenlere belli bir süreçte inisiyatifler sağlandı. Akım oldukça onun devamında da Körfez ülkesinden insanlar buraya gelince şehir kalabalıklaştıkça bu sefer de fiyatları da yerinde tutmuyorlar bunlar. Fiyatları oynatıyorlar. Tabii bizim de arzu etmediğimiz nokta bunlar. Ya. Her şeyden önce biraz vicdan muhasebesi yapılması lazım. Tamam yani bugünkü şartlarda 2,5 milyona, 3 milyona alınan daire biz tabii 3 milyon eder demiyoruz. Diyemiyoruz artık. 4 bin lira da eder diyemiyoruz artık. Demiyoruz. Fakat biraz da birbiri karşılıklı anlaşarak yani mahkemelerde dosyaları yılıp da orada uzlaştırıcı kişilere gidip de artı bir masraf çıkarmaktansa işte kiracı ve mülk sahibinin bir araya uzlaşmalarında fayda var. Ama maalesef her iki taraf da bu konudan müzdarip olduğu için bunaldıkları için bazen de sizlerin vasıtasıyla tabii medyalarda da biz olumsuz tabloları izleyebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz biz bunları.